Büyük İstanbul depremi olacak mıdan ziyade biz depreme hazır mıyız sorusunu sürekli sormamız lazım. Bunu özellikle bu şehre inşa edenlere, planlar, projeler hazırlayan kişilere bu soruların sürekli sormamız lazım. 6 Şubat depremlerindeki maddi hasarımız 100 milyar dolar. Kalkınmakta olan bir ülke açısından çok büyük bir rakam. Gücü zayıf olan bir ülke için düşünürseniz aslında bir beka sorunudur. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bazı şeylere söyleyelim. İstanbul kara alanı içerisinde 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek kaynağımız yok. İstanbul depremi diye ifade edilen depremlerin tamamı Marmara içerisinde gerçekleşen depremler. Marmara dediğimiz şey 3 tane büyük çukurluktan oluşur. Çınarcık Çukuru, Orta Marmara ve Batı Marmara şeklinde. Bunlar 1000 metre derinliğe kadar ulaşırlar. Yaklaşık 7-8 bin yıllık boğazın açılma tarihi vardır. Aslında bir kapalı bir gölet sistemi şeklinde. Bunun bir şelf alanı vardır. Yani sığ olan kesimi. Örneğin Silivri açıklarında şelf kesimi yaklaşık 15-20 kilometrelik bir hat boyunca denizin içerisinde ilerlemeniz gerekir. Bu 15-20 kilometrelik hatta belirgin bir fay var mı? Hayır, yok. Yani şelfin ilerisinde faylarımız var. Minimum bizim faya uzaklığımız 10 kilometre, çoğu yerde 15-20 kilometre. Yani kıyı olarak düşünürsek, şehrin iç kesimlerini düşünürsek bu 30-40-50-60-70 kilometrelere kadar çıkıyor. Buradaki gerçekleşen depremler Marmara depremleri. 200-250 yılda bir deprem sağanakları yaşanmış. Güney Marmara diye tabir ettiğimiz Gemlik'ten Mudanya'ya kadar inen hat boyunca ciddi manada beklenti var. Bu bölgede deprem olacağı noktasında enerjinin biriktiği, kırılım açısından artık zamanın geldiğini söylemek çok da zor değil. Böyle bir deprem tabii ki İstanbul'u etkiler. Pansuman tedbirlerden artık bıktık ve slogan cümlelerden de artık bıktık. Eylem planlarını hazırlamamız lazım. Zamana yayılan eğitim süreçlerinden tutun da kanuni düzenlemelere kadar ve kontrollere kadar sadece deprem değil, diğer tüm afetlere karşı mücadele planlarını geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da tabana yaymamız gerekiyor. Tabana yaymadığınız hiçbir şey başarıya ulaşamaz. Sadece kurumlar nezdinde bir şeyle mücadele edemezsiniz. Halk sizinle birlikte olacak, sürece müdahil olacak.